Hemen. Hadi başlayalım o zaman. Hadi Dilan bakalım. Engin Polat çiftiyle. Şimdi bu dosyada sular durulmuyor. Bomba bir detay ortaya çıktı. İkilinin kimlerle bağlantısı var? Telefon görüşmeleri ifşa oldu. Buyursunlar. Olay, olay, olay! Engin Polat ve Dilan Polat dosyasında sular durulmuyor. Şimdi de bomba detay ortaya çıktı. İkilinin kimlerle bağlantısı var? Kanal D ana haber açıkladı. Yer yerinden oynadı. Şok olacaksınız. İfşa olan telefon görüşmeleri kan dondurdu. Peki son durum ne? Söylemezsem olmaz ekibi. Cezaevindeki Dilan ve Sıla'nın Levent'teki şubesine gitti. Buraya geldik gelir gelmez kapılar yüzümüze kapandı, jalüziler çekildi. Çalışanlar perdeleri kapattı. Gördüğünüz gibi jalüziler de kapandı. Söylemezsem olmaz, Dilan ve Engin soruşturmasını yakından takip etmeye devam ediyor. Magazin ekibimiz dün Dilan ve Sıla Doğu'ya ait olan güzellik merkezlerine son durumu öğrenmek adına gitti. İçeri çok sessiz gözüküyordu. Gördüm. Biliyorum. Huzursuz oldular. Pek de iş yok gibiydi. Ekibimizi fark eden çalışanlar panjurları kapadı. Gördüğünüz gibi jaleciler de kapandı. Muhabirimiz olay yerinden son dakika bilgileri bizlerle paylaştı. Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandıktan sonra şubelerin akıbeti merak ediliyordu. Biz şu anda Levent'teyiz. Arkamda görmüş olduğunuz şube Bay Sıla Doğu adıyla Dilan Polat Güzellik Salonları'na ait bir şube. Buraya geldik gelir gelmez kapılar yüzümüze kapandı. Jalüziler çekildi. Hatta az önce içeriden bir çalışan çıkıp bize bayağı bir laf attı. Sert çıkıştı. Dedi ki siz dizi mi çekiyorsunuz burada? Bayağı bir söylendi. Öte yandan Engin Polat'ın ifadesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Olay harçlık itirafı. Böyle harçlık mı olur? Varsa bize de söyleyin. 2 milyon Dilan'a, 7 milyon kardeşine, 18 milyon da babası Sezgin Polat'a para transferi gerçekleştiren Engin Polat, bu konunun sorulması üzerine sorguda harçlık gönderdim dedim. Sinem Sıla Doğu'nun cep telefonunun bilirkişi incelemesinin sonuçları da soruşturma dosyasında yer aldı. Sıla Doğu'nun bilirkişi tarafından yapılan bilirkişi incelemesinde birden fazla kişiye komisyon karşılığı sahte fatura temin ettiğinin ortaya çıkmasıyla ilgili ise Engin Polat bu durumdan haberin olmadığını ifade etti. Ancak skandal gelişme akşam saatlerinde ortaya çıktı. Kanal D ana haber yaptığı haberle deprem etkisi yarattı. Yazışmalar ortaya çıktı. İş yerlerini kim kurşunlattı? Bağlantılar şoke etti. Engin Polat konuştuğu kişi içinse geçiştirip dikkate almadığını ifade etmiş sorguda. Bakalım bize bu süreç daha neler gösterecek merakla bekliyoruz. Önce ekip arkadaşımız Uğur Kotan'la başlayalım. Kendisi Levent'teki şubeye gitti. Hani oradaki durumlar nasıl diye. Çünkü diğer franchise verilen yer çoğu zaten tabela indiriyor, isim değiştiriyor. Evet. Aktif olan şubelerden bir tanesi şu anda bu şube. Ve pencereler kapatılmış, kimseyle görüşülmüyor. İçeride bir tane müşteri bile yok. Bir açıklama da yapmadılar arkadaşımıza. Dizi mi çekiyorsunuz burada demişler ya. Hala mı bilinçsizler acaba? Ne olduğunun hala mı farkında değiller? Benim de şimdi Dilan Polat gibi tüküresim geldi böyle. Ay yok, ay artık kustuk yani. Yani bıktık yani. Artık insanın burasına geliyor. Hani bir açıklama yapmaları gerekmiyor muydu? Sevgili Uğur Kotan'a da çok teşekkür ediyoruz. Detay detay, ayrıntı ayrıntı. Her bu konuyla ilgili deliye gerçekten en ücra köşesine kadar girip araştırıyor ki bir açık kalmasın diye. Yani şu anda güzellik merkezleri tabii ki onların hepsi de gözetim altında. Hepsi şey altında, töhmet altında olduğu için. Eğer kendilerinden emin olsalar açarlar. Biz franchise almıştık, biz de zarardayız. Bekleyeceğiz, göreceğiz falan. Bir açıklama yap. Yani ne var ki bu kadar böyle perde kapatıyorsun da şeymişsin gibi, terör örgütü gibi, içeride sanki katil saklıyormuşsun gibi. Bu hareketler de anlamsız insanların.
Evet, bu şeyin Dilan, suçlu psikolojisi herhalde. Dilan Polatlar'ın kendi güzellik merkezlerinden biri. Franchise değil mi? Franchise değil mi bu? Yok, esas şubelerde. Uğur Kota'nın gittiği, muhabirim arkadaşımızın gittiği. Burası ve Ataşehir onlar. Bay Sıla Doğu Dilan Polat. Evet. Levent şube burası. Yani Uğur'un oraya gitme amacı ne durumda? Şubeler ne durumda? Çalışıyorlar mı? Müşteri geliyor mu? Gelmiyor mu? Ticaret devam ediyor mu? Etmiyor mu? Bunu gözlemlemek için bir gazeteci olarak haber yapmak için gidiyor ama orada kendisine çok ters davranıyorlar. Ben de kınıyorum onlara bu davranışlarından dolayı. Fakat şu var tabii arkadaşlar. Henüz daha kayyum atanması gerçekleşmedi demek ki. Kayyum atanması gerçekleşmiş olsa, oraya devletin atadığı bir yönetici oturmuş olsa böyle perdeleri falan kapatamazlar. Gazetecinin karşısında böyle kapıyı yüzüne, perdeleri yüzüne kapatamazlar. O süreç tamamlandıktan sonra orası bir ticarethane olarak belki tabelalar değişir. O kayyumun vereceği karar, devletin vereceği karar devam edecektir iş yapmaya. Çalışanlar haklarını almaya devam edecekler, maaşlarını almaya devam edecekler. O süreci bekleyeceğiz, yaşayacağız, göreceğiz hepimiz ama bunun biraz da hızlı gerçekleşmesi lazım. Çünkü insanların çok da alacağı var bu şubelerden. Parasını yatırmış, randevu almış, ürün almış. Talepte bulunmuş, parasını ödemiş ama ürün eline geçmemiş. Ve haksızlığa uğramış yüzlerce insan bize yazıyor. Binlerce işte insan. Yok. Kim gider daha oraya Bilal medyada... abi Allah aşkına yani. Şu anda bence onların açık tutmasındaki sebep yani olası bir soruşturma, araştırma olduğu zaman onların öyle bir şey aldığını, emir aldığını düşünüyorum ben. Çünkü oraya her an polis yine gidebilir. Kapalı tutamazlar şu anda. Bir araştırmaya tabi oldukları için her an bir soruşturma haline hazır bulunmak zorundalar. Orası kapalı olursa daha da zaten şüpheleri üstlerine çekecek bir şey olur. Yani zaten şüphe istedikleri kadar daha artık ne kadar çekecekler de orada bence daha resmi sebeplerden dolayı açık. Yoksa ne müşteri gider artık oraya ne de başka şöyle, bir şey. Orası artık Dilan Polat'ların işleri olmaktan çıktı. Yani tabelası öyle yazabilir ama artık devlet oraya el koydu zaten. Nasıl arabalara daha el koyup... Daha kayyum atanmadı diyorsun. Daha nasıl arabaları el koyup sergilediyse bu iş yerleri de artık tam o işlemler henüz resmi olarak gerçekleşmediyse de onlardan çıktı. Yani birçok malına nasıl devlet el koyduysa bu iş yerleri de kayyum atanması gerçekleştikten sonra burası devlete para kazanan, borçları para kazanarak ödeyen iş yerleri olarak faaliyete geçecektir. Yani buranın kazancı devlete geçecek artık. Ama devlete yine ödeyemeyecek çünkü aynı şekilde işlemeyecek orası. Aynı kazancı sağlayamayacağı için devletin tabii, işletmesi olduğunda o paralar gelmeyecek. Teşekkür ediyoruz arkadaşımız Uğur Kotan'a bu arada. Ekipçe gece gündüz haftanın 7 günü bu haberin peşindeyiz. Ve özel haberlerle karşınıza gelmeye gayret ediyoruz. Çünkü hani bizim haricimizde bu konuyu çok da konuşan var. Ama en doğru bilgiye söylemezsem olmazdan ulaşıyor izleyicilerimiz. O yüzden... Evet. Karşınıza özel haberlerle gelmeye gayret ediyoruz. Şimdi çok önemli bir telefon görüşmesini tespit etti emniyet güçleri. Kanal D ana haberde bu konuşmaları yayınladı. Teknik takibe takıldı bu konuşmalar ve bu konuşmanın bir tarafının Engin Polat, diğer tarafının da Maltepe cezaevinden bir kişi olduğu ortaya çıktı. Ve deniliyor ki ateşkes ilan edelim. Yani bazı kişilerle Engin Polat arasında bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söylüyor ve bir bağlantı kuran kişi ve bu kişi cezaevinde şu anda. Cezaevinden dışarısı nasıl aranıyor? Yani buna benim aklım takılıyor tabii. Yani dışarıyı arama hakkı var mahkumların ama yakınlarını arayabilirler. Cezaevinden dışarıya nasıl aranıyor? Bu devletin mutlaka ilgili makamları araştırma yapıyordur. Yani bu dosyayla, Engin Polat, Dilan Polat dosyasıyla pek çok garipliği de, pek çok bugüne kadar karşılaşmadığımız konuyu da yaşıyoruz, görüyoruz. Bu da zaten altı çizilmesi gereken ayrı bir konu. Evet. Yani cezaevine telefon sokulmuş olması, böyle bir şeyin gözden kaçması söz konusu olamaz. Buna bir göz yumulmuş. Bunun da bir araştırılması gerekiyor elbette ki. Bu konuşmanın gerçekleştiği tarih de daha şey var. Ne zaman veriyordu o tarihi? Bu kurşunlanma olayları da oldu ya.
Dükkan kurşunlanmaları. O dönem zarfında oluyor bu işler. Yani işte içeriye telefonlar sokuluyor vesaire. Yasa dışı bir sürü işler. Tabii yani bunları... o kurşunlanma olaylarındaki kişilerle bağlantı kuruyor bu cezaevindeki kişi. Onlarla arasında diyor ateşkes yapın diye. Tamam, karşılığında ne istiyor? Ne yaparsan bu ateşkes gerçekleşir. Yani tatlı tatlı hadi gelin sizi barıştırayım falan muhabbeti değil. Acaba ne istiyorlar, ne ver ki, ne yap ya da yapma ki bu ateşkes ilan edilsin. Buradaki teklif ne oldu? Tabii ki oradaki konuşmayı ifşa etmemiştir emniyet. Çünkü onların da hepsi eminim takılmıştır konuşmaya. Yani artık böyle burada şimdi bu dosyada suçlu kişiler kadar bu işe çanak tutan, bu suç işlemeye yol açan insanların da bu işte en az onlar kadar parmağı ve suçu olduğuna hepimiz inanıyoruz. Mesela cezaevine bir telefon girmesine göz kim yumuyorsa suçludur. Efendime söyleyeyim, bu rüşvetler dönerken bu rüşvetlere aracılık yapan kimse suçludur. Bu insanlardan mağduriyet yaşayan, şiddet gören insanların müracaat ettiği mercilerde o kişilerle ilgilenmeyip de bu Polat ailesini kollayan kişiler suçludur. Yani bazı birimlerin içerisine de maalesef böyle sızıntılar olabiliyor. İyi niyetler suistimal edebiliyor. Bunun da tek sebebi işte yine para ve lüks zafiyeti. Şimdi Engin Polat'ın ifadeleri çok konuşuluyor. Çünkü akla mantığa aykırı olmayan ifadeleri var. Şimdi adama soruyorlar, diyorlar ki 25 milyon nerede? Şimdi bu parayı ne yaptın deniliyor. Hırsız ama hayırlı evlat diyor ki 7 milyonu kardeşime, 18 milyonu babama harçlık gönderdim diyor. Açıklamaya bakar mısınız ya? Ondan önce o çok enteresan da, evet. Bu ateşkes konusu da çok ilginç. Sen dedin ki kurşun sıkanlarla ateşkes, ama neyin ne olduğu belli değil, orada açıklamıyor adam. Ateşkes yapın diyor. Ateş kiminle kim arasında, Engin'le kimin arasında ateşkesi yapılacak? Yani bu durum, kamuoyunun bilmediği öyle ilginç ayrıntılar var ki bu konuda henüz. Onun için diyorum ki ben, sevgili Emrullah Erdin 8 yıl hapis yatarlar dedi. Emrullah Erdin şüphesiz çok iyi bir polis muhabiri ve konuyu çok yakından takip ediyor. Ama Emrullah Erdin için de benim de sizlerin de bizlerin de henüz bilmediğimiz öyle ayrıntılar ortaya çıkacak ki, işte bu cezaevine telefon meselesi, oradan talimatlar verilmesi, oradan aracı olunmaya çalışılması meselesi. Ne suç işlediler? Silahlarla Engin Polat kimleri azmettirdi? Ne suç işledi? Engin Polat'ın azmettirici olup olmadığı. Mesela Halil İbrahim olayı da buraya dahil mi? Halil İbrahim'in kurşunlanması, bizim programımıza konuk olan Halil İbrahim'in başından geçenler de bu cezaevindeki ateşkes konusuna dahil mi değil mi? Mesela polis her şeyi ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla pek çok şey de ortaya çıktığı zaman Engin Polat bir suça karışmamış olsa, cezaevindeki filanca adam cep telefonunu içeriye sokturmuşlar. Engin Polat'ı arayıp da arabulucu olmak isteyen birisi var filan diye Engin Polat'ı yönlendirmeye çalışır mı? Demek ki bizim bilmediğimiz silahlı bir suça da girdi Engin Polat. Ve o da ortaya çıktığı zaman bu 8 sene, 10 sene, 12 sene, 15 sene bilemeyiz. O zaman savcılar ne isteyecek, sayın savcı ne isteyecek, hakimler ne karar verecek. Dolayısıyla hani yazıyorlar ya sosyal medyada, günahsız insanları yaktınız, onları hapse attırdınız. Onlar çok iyi bir karı kocaydı, çok iyi bir aileydi. Hadi oradan diyorum onlara. Onlar iyi, biz kötüyüz, aynen. Böyle bir devam etsin. Bu önemli bir ayrıntı yani. O savunan insanların da evlatlarına dayanmış olsaydı onların verdikleri zararlar, başlarlardı. Oh iyi yapıyorsunuz, kökünü kurutun bu işin, sonuna kadar araştırın diye. Günahsız, o kadar davisa bir sübyen insanları böyle 3-5 kuruşla kandırıp saçma sapan işlerini öyle bir alet ediyorlar ki ondan sonra ne ailelerin canları yanıyor, neler neler yaşanıyor, ama onları düşünmüyorsunuz. Vah 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 vah. Yani evet. Bir yalanın, neyse, bir batağın ya, içine düşmüşler, çıkamıyorlar. Hiçbir şeyi de açıklayamıyorlar. 25 milyon nerede diye soruluyor adama. Adam diyor ki babama harçlık verdim, kardeşime harçlık verdim diyor ya.
Babama aşık verdim böyle diyen... Böyle saçma sapan bir ifade verilebilir mi ya? Babama aşık verdim diyen adama, adama 3 gün önce Selen, polisler sorguda sordu aylık gelirin ne kadar dedi. Babama milyonlarca aylık veriyor, haçlık verdim diyen adam 150 bin lira aylık gelirim dedi polisler ifadesinde. İşte yalan söylemek bile biraz zeki insan işidir. Şimdi bu insanların altyapısız olduklarının her programda altını çiziyorum ki evet. Yani davranışlarını ve açıklamalarını ona göre değerlendirelim diye. Çünkü herkesin açıklamasını aynı şeyde değerde elbette ki konuşamayız. Çünkü yani bir eğitimsiz altyapısız bir insanın yaptığı konuşmayla üniversite mezunu, okumuş, akademik kariyeri olan bir insanın yaptığı açıklama elbette ki bir olmaz. Şimdi bu insanın da yaptığı bu saçma sapan açıklamalar, işte biri diyor ki şöyle de, öbür avukat geliyor ki böyle de, öbür işte mali müşaviri diyor ki böyle de, o da ne derlerse onu yapacak kadar kendi bilgisi olmayan bir adam belli ki. Bu arada bu harçlık verdim mevzusu da eminim ki yine bir mali müşaviri tarafından ya da avukatı tarafından öğretilmiş. Çünkü banka hesaplarında takılmaması için veya takılırsa vergi dairesine açıklama yapabilmek için borç veya harçlık açıklaması yapıyorlar şeylere. Banka dekontlarına mesela para gönderiyorum ben sana ve o gönderdiğim gerçekten sen benden borç istiyorsun, tamam mı? Evet. Bilal abi Selen çok sıkıştım, işte bana bir 50 bin lira gönderir misin diyorsun. Şimdi bu 50 bin liranın ben sana niye gönderiyorum, ben oraya yazıyorum borç, gerçekten ben sana borç olarak evet. veriyorum, tamam mı? Sonra da senin bana borç iadesi diye onu göndermen lazım. Hmm. Göndermediğin takdirde ben o borç açıklamasıyla sen bana borçlusun. Ben doğru. istersem sana dava açabilirim. Doğru tabii canım. Şimdi bunu da böyle öğretmişler. Organik bağ olduğu için aralarında babaya harçlık yazıyor. Harçlık. Harçlık zannediyor ki vergi dairesine takılmayacak. Şimdi böyle komik ve bilgisiz insanlar tarafından komik yönlendirmelerin komik sonuçlarına da burada şahit oluyoruz elbette ki. Bunlar o kadar zıvanadan çıkmış ki bu kadar çok paranın harçlık tanımına giremeyeceğini, girmeyeceğini idrak edemeyecek duruma gelmişler artık. Yani buna güç... Ya zaten bence hiç idrakları yani, hiç yoktu evet, zaten yoktu. Güç zehirlenmesi mi dersiniz? O polislerin karşısında artık yolun sonuna geldiği halde bunu idrak... Yani söyleyecek bir yalan bulamıyor. Nitekim yalancının ipi kısa olur. Yani işte ardı ardına haklarındaki bombalar yalnız patlıyor. Yalnız bütün paralar Sezgin Polat'ta toplanıyor. Farkında mısınız? Can Doğu da demişti. Elden bütün paraları veriyordum Sezgin Polat'a diye. Ya başına evet. o çekti o da harçlık bence. Gönderiyorum diyor babaya. Oğullarını falan da zaten bu yola sokan o adam gibi gözüküyor yani şu anda. Bir de bu Halil İbrahim Kalkan'ın söylediği gibi Gürsel Yılmaz dayısı. Aynı zamanda Sezgin Polat bu işlerin düğmeye bastıran ve bu irtibatları kuran isimler aslında bunlar. Şimdi ben özellikle hani bu... cehaleti ve altyapısızlığı hep vurguluyorum ya, insanların kendine yatırım yapmaması, ama bu yatırım pahalı saatler, pahalı ayakkabılar değil. Kitap okumayarak, müze gezmeyerek, araştırmayarak, okumadan, öğrenmeden hayatın içine dalan insanlar kendini geliştirmemiş insanlardır. Bu insanları kandırmanız çok kolaydır. Her anlamda kandırmanız kolaydır. 3 kuruşa 2 tane pahalı saat almak için, pahalı çanta takmak için bu tarz insanları kandırabilirsiniz. Ama siz haberlerde, bazı reality programlarında ve bizim programlarımızda aklı başında, eğitimli, altyapılı, hiçbir insanın bu tarz suçlara karıştığına şahit oldunuz mu? Aklı selim insan girmez zaten bu tip işlere. Yani hiç bu evet. haber silsilesinin aklı başında insanlar tarafından devam etmediğini yıllardır görüyoruz zaten. Şimdi Dilan Polat ve